Kaf suresinde diyor ki Allahu Teala 6. ayet. Efelem yanzuru ile semai fevkahum. Üzerlerindeki şu sema, sema Kur'an'da gök diye tercüme ediliyor ama aslında sema kelimesi yüksek demektir. Evet. Yükseklik. Üzerinizdeki yüksekler alemine bakmıyorlar mı? Neden bakmıyorlar? Baksınlar demektir. Keyfe evet. <laughs> beneyna Onu nasıl bina etmişiz biz? Bezeyinaha onu nasıl süslemişiz. Ve maliha min onda nasıl yırtık eksik gedik bir şey bırakmamışız. Neden bakmıyorlar? Bir baksınlar oraya. Yani baksınlar aslında incelesinler. Tabii canım yani? incelesinler. Nazar oradan bilgi edinsinler. Tabii nazariye o demektir zaten. Yani bir bir fikrin içini dolduracak çalışmalar ortaya koymak. Böyle tahminler ileri sürmeye nazariye demiyorlar yani. Onlar içi dolu, altı dolu şeylerdir. Göklerle alakalı öyle diyor. Sonra diyor ki vel erda yere, yere de baksınlar. Niye bakmıyorlar? Medednaha nasıl onu genişlemesine yaymışız. Ve el kayna ravasiye onun içerisine nasıl ağırlıklar yerleştirmişiz. Yerin içerisine ağırlıklar yerleştirmekten söz ediyor. Yerin üzerine yerleştirilen dağlar değil bu. Başka bir şeyden söz ediyor. Ve embetna fiyha min Her göze gelecek şekilde her güzel çiftten şeyler nasıl bitirmişiz, nasıl bitiriyoruz, neden bakmıyorlar? Tepsireten bakarlarsa bir basiret elde ederler. Ve zikra gerçeği hatırlarlar, gerçeğin farkına varırlar. Kim yapacak bunu? Likülli abdin bin Hakikata yönelen herkes bu sonuçları elde eder diyor. Hocam tek başına bu ayette en az 3 4 tane bilim dalı çıkıyor. Tabii çıkıyor. Yani Astronomi çıkıyor, arkeoloji çıkıyor, jeoloji çıkıyor, botanik ya, çıkıyor. Jeomorfoloji çıkıyor, botanik çıkıyor. Evet. Bir ayette hepsi birden çıkıyor.